Takım oyununa hoş geldiniz değerli futbol severler, sevgili Aspor izleyenleri. Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor maçında 90+1. Dakikayı geride bıraktık. Konuk Demir Grup Sivas Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var Kadıköy'de ve Fenerbahçe yükleniyor. Bir kafa vuruşu direğin yanından, yarım metre kadar yanından dışarı gitti top. Fenerbahçe'nin etkili geldiği bir dakikaydı. 90+2. Dakikada eğer yanılmıyorsam Allah yar oyuna sonradan dahil olan bu pozisyonda bir kafa vuruşu yaptı. Direğin yarım metre kadar yanından, arka direğin dibinde, hatta belki de daha yakın. Yarım metre bile değil yani, bir 20-30 santim yakın çok diyelim. Güzel bir kafa vuruşu. Güzel bir kafa vuruşuydu. Evet. Direğin dibinden avuta gitti top. Fenerbahçe yükleniyor. 2-1 önde Demir Grup Sivas Spor ve Demir Grup Sivas Spor adına üçüncülükteki yerini sağlamlaştırmak adına çok önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe için de Avrupa kupalarına girebilme açısından çok kritik bir maçtı. Karşılaşmada 3 gol var, tartışılan pozisyonlar var, penaltı var. Bunların hepsine ilerleyen bölümde bakacağız ama önce şu kalan bölümü bitirelim. Bu arada günün daha önce tamamlanan karşılaşmasında hepinizin malumu Galatasaray başkentte Ankara Gücü'ne mağlup olmuştu. Bu arada Fenerbahçe sol taraftan geliyor. Bir orta daha kale sahasına doğru. Kale sahasında bir karambol, son anda bir dokunuş. Sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak sarı lacivertli takım. Ankara Gücü Galatasaray'ı 1-0 yendi demiştim. Şu sıralarda devam eden diğer karşılaşmada Antalya Spor, Aytemiz Alanya Spor karşısında 1-0 öndeydi. Hala öyle mi maç sevgili arkadaşlarım? Evet öyle, sağ taraftan köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa vuruşu, üstten dışarı gidiyor top. Yine Allah yar, yine etkili bir kafa vuruşu yaptı. Direğin hemen üzerinden dışarı gitti. Her iki kafa vuruşunda da yani sert ve etkili kafa vuruşları çıkarttı. Allah yar Sayed Maneş. Emre Bol ve Levent Tüzemen'le birlikteyiz. Az sonra Rea Kapsal ve Erman Toroğlu da bize katılacak artık. 90+3'ü de geride bıraktık. 90+4'ün içindeyiz. Son şanslar Fenerbahçe adına değerli izleyenler. Demir Grup Sivas Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Kadıköy'de Arun Akone ve Emre Kılınç'ın golleriyle. Bu arada Fenerbahçe'nin yine sağ taraftan geliştirdiği bir atak var. Belki de son bir şans sarı lacivertli takım adına. Oyuna sonradan giren Emre Belezoğlu bıraktı. Şimdi atak yönü sol kanat, orada Hasan Ali var, Rodriguez var. Hasan Ali'den Rodriguez'e, geri Rodriguez aldı dışarıda, Ozan'a doğru bıraktı. Sol tarafta Hasan Ali pas istiyor şimdi onun bulunduğu bölgeye. 90+4'te son anlar, orta geldi kale sahasına doğru. Son anda bir kafa vuruşu, atak devam edecek. Belki de son şans Fenerbahçe adına. Ceza sahası dışından bir şut, son anda Samatsa dokundu. İkinci hamle ve Demir Grup Sivas Spor takımı tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ali Palabıyık'ta son düdüğünü çalıyor. Demir Grup Sivas Spor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başarıyor. Değerli izleyenler, Emre Bol. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani çok önemli bir avantaj kaybetti Fenerbahçe. Bugün biliyorsun üçüncülük yolundaki en büyük rakiplerden bir tanesi Galatasaray. Ankara Gücü karşısında puan kaybetmişti. Büyükler, iki büyük de elinin tersiyle Avrupa Kupalarını, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimallerini ellerinin tersiyle itiyorlar. Tabii bugün esasında Erman Hoca gelecek, şeyi de konuşacağız. Yapılan hakem hatalarını da mutlaka konuşacağız ama mesela Ozan'ın penaltı pozisyonunda, 9. dakikadaki penaltı pozisyonunda evet, kesinlikle Ozan'ın hiçbir müdahalesi yok. 1000 defa içeride durdurduk baktık, durdurduk baktık en ince detayına kadar. Yani VAR nasıl vermiştir, yayıncı kuruluş nasıl vermiştir, o kısmı beni çok fazla ilgilendirmez ama Ozan'ın hiçbir müdahalesi olmadığı çok net bir şekilde gözüküyor. Çok net. Yani muhtemelen orada bir ayağına basma pozisyonu varmış gibi geldi hakeme. VAR'a gitmedi. Artık biliyorsun VAR'a da şeye de gitmiyor, ekran başına da gitmiyorlar çoğunlukla. Şey yapıyorlar, kulaklıkla falan konuşuyorlar. Gitmiyorlar değil mi artık? Ekrana gitme devre bitti yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu skorla Fenerbahçe'nin üçüncülük şansı da kalmadı. 57'ye 50 evet, oldu puan durumu. Evet. Evet. Kalmadı. Yani. Bir pozisyon varmış. Biz de onu sonra gördük. Onu bakalım, ondan sonra yorumluyorum. Ben yok, Ozan'ın pozisyonu içeride çok baktık abi. Yani bir tane daha sonra geldi. Ben hepsine bütün detaylı şey... Antalya Spor, Alanya Spor maçı da 1-0 sona erdi bu arada.
Antalya'dan canlı görüntüler bunlar. Ablacığım buyurun, çaylarımızı da alalım biz hemen. Yazık yani, yani bu abi hakemleri konuş. Sezon başından beri hakem konuşuyoruz. Bir de şöyle bir şey oluyor biliyor musun? Hakemleri konuşuyorsun ne kadar kötü olduklarını anlatıyorsun. Birisi şampiyon oluyor, birisi küme düşüyor. Hep biz unutuyoruz, gidiyor abi. Seneye yine baştan başlıyoruz her şeye. Yani yapılan... O işler öyle, çözüler, canı yanan şey konuşuyor işte. Konuşuyoruz ama yine canı yananlar da unutuyor işleri. Tabii. Yani bir sene sonra her şey unutuluyor. Aynı hakemler, bir bakıyorsun aynı şekilde sahaya çıkıyorlar. Babalar gibi maçları yönetiyorlar, paralarını kazanıyorlar filan. Oh ne âlâ, ne kadar güzel iş. E şimdi Vedat Muriç'in bir pozisyonu var. Penaltı pozisyonu. Konuşacağız. Gördün değil mi onu da? Onu da konuşacağız elbette ama... Yani mesela geçtiğimiz haftada Söllot'a verilen pozisyondan daha sert bir pozisyon bence. Orada penaltı verilmişti. Burada penaltı verilmedi. Yani böyle bir giriş, rakibe böyle bir giriş var mı Allah aşkına? Bunu görüp de nasıl penaltı çalmaz bir hakem? Onun dönüşü biliyorsun, gitti Fenerbahçe aleyhine, gol oldu. Dönüşü gol oldu. Penaltı kararları şampiyonluğa oynayan takıma göre değişiyor. Dolayısıyla hakemlerimiz çok kötü. Türk futbolunun yabancı sorunu, şu sorunu, bu sorunu falan diyoruz ya. Bizim Türk futbolumuzun en büyük sorunu hakemler abi. Bu hakemler düzeltmedikçe biz burada birbirimizi yemeye devam edeceğiz. Büyük kulüpler birbirle dövüşmeye devam edecekler. Cuma günü Yusuf Namoğlu konuktu Emre. Hakemin bir önceki seyrettim. Başkanı. Korkunçtu yayın. Korkunç bir yayındı. Yani bir eski MHK başkanı, davul da bende değildi, tokmak da bende değildi lafını ben ağzım beş karış seyrettim ve o kadar üzüldüm ki Türk futbolu adına. Yani, her şeyi anlatıyor zaten. Ama böyle bir şey olamaz ya. Ya aslında her şeyin özeti değil mi? Özet oydu abi yani. O kadar üzüldüm ki. Ne söyleyecek Emre? Ne anlatacaksın? Emre? Ne konuşacağız Emre yani? Emre ne diyor şimdi? Penaltı verdin, vermedin. Aldın, almadın. Ne fark eder? Davulla tokmaklar onlar değilse. Değil. Kimde? Adam bunu söyledi. MHK başkanı dedi ki benim MHK başkanlığı dönemimde davul da bende değildi, tokmak da bende değildi. Hacivat Karagöz oyununa benziyor. Daha konuşacak bir şey yok bunun üzerine. Değil mi? Hacivat Karagöz oyununa benziyor Emre. Oynayanlar arkada kimler var onu bilmiyor. Evet. O eller davulla tokmağı tutuyor işte. Doğru yazıklar değil mi? Olsun. Yani tamam, televizyonculuk adına gerçekten çok önemli bir şeydi ama benim gerçekten çok üzüldüğüm gecelerden bir tanesini ağzım açık seyrettim. Bir mutlaka bütün futbol severler de ağızları açık seyretmişlerdir. Bir MHK başkanının bu kadar aziyet içerisinde olması, MHK başkanı olduğu dönemde demek ki biz boşuna maçları seyrediyoruz abi. Boşuna şampiyonluk peşinden koşanlar. İşte birbirimizi yiyoruz burada. Levent abiyle beraber. O beni kızdırıyor, ben onu kızdırıyorum. Taraftarlar birbirleriyle boş boşuna kavga ediyorlar bu işler için. Onun için bizim Türk futbolunun en büyük sorunu Türk hakemleridir. Nasıl yapacaklar, nasıl edecekler bilmiyorum ama bu işi artık bir şekilde çözüm noktasına ulaştırmaları gerekiyor. Bak, yabancı bunlar Kadıköy'den bu arada canlı görüntüler sevgili seyirciler. Hemen Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın protokol kapısı, basın ve protokol girişinin yapıldığı nokta canlı görüntüler ekrana yansıyor. Bugün adına mesela güzel söyleyeceğimiz şeyler yok mu? Var elbette. 16 yaşında Ömer Faruk, 20 yaşında Ferdi, 21 yaşında 22 yaşında Altay. Bak sonradan girdi İranlı çocuk, o da 20 yaşında falan değil mi? 20-21 yaşında. O da genç. Mecbur başkan çıkıyor. Bu arada Demir Grup Sivas'ta üçüncülük için çok değerli bir sonuç elde etmiş oldu. Tabii son iki hafta için umutlandı yani. Sivas'ın fikstürü de uzun hani bir süre götürdü bu ligi biliyorsun. Kolay denebilir. Evet. Başkan konuşacak sanıyorum. Hemen sözü Kadıköy'e bırakalım. Tamam değil mi? Hazır herkes. Birinizi yönlendirin. Evet başkanım. Maçla ilgili bir değerlendirme alalım. Evet. Gerçekten ligi bugün üçüncü bitirmemiz için mutlak kazanmamız gereken direkt rakibimizle oynadığımız bir karşılaşmaydı. İlk yarıdaki oyunumuzdan, yani ligin ilk yarısındaki oyunumuzdan biraz bir parça bu maçta izleyebildik. Çok şükür. Zaten o futbol oynayınca da galip gelmemek işten bile değil. Bugün kazandık. Üçüncülüğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah Sivas Spor camiası için iyi olur diye düşünüyorum. Şampiyonlukla ilgili ne düşünüyorsunuz başkanım? Şu anda... Yani şu anda artık şekillenmeye başladı tabii. Çok önemli avantajlar elde edildi. Bu saatten sonra da bu avantajların eriyip gitmesi biraz zor diye düşünüyorum. Ligin olduğu gibi şekillenme ihtimalinin yüksek olduğunu başkanım, düşünüyorum. Başkanım, oyuncularınız, sözleşmesi biten oyuncularınız, transfer gündeminin en çok konuşulan oyuncularından Mert Hakan, Emre Kılıç. Evet. Onların durumu bu soruları hep bana sordunuz. Hiç bu takım, hangi takım bunları istiyorsa onlara sormadınız. Hep bana sordunuz bu problemi. Onlara sorsaydınız onların cevaplarını bir alsaydık. Hangi takım istiyorsa istiyorlar mı, alıyorlar mı, imza atmışlar mı? Öyle...
Yani o tip şeyler yaşadık maalesef. Hep bana soruldu. Gönül isterdi ki rakip isteyen kulüplere sorulsaydı. Peki başkanım, yabancı sınırlaması ile ilgili sizin düşünceniz nedir? Federasyon başkanı bir açıklama yaptı. Kulüplerin hepsi bunları biliyordu diye. Evet, bazı görüşmeler yaptık daha önce tabii. Herkes fikrini söyledi. Sanıyorum o fikirlerden bir çıkarım yaparak böyle bir durum ortaya çıktı. Ama çok fazla acele edilmesinin de çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Yani yavaş yavaş özümseye. Çünkü sözleşmeler var. Bunları büyük zarar edebilir kulüpler. Bunlardan dolayı yavaş yavaş zaman içinde indirilmesinden yana olduğumu söyleyebilirim kendi adıma. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun arkadaş. Başkan, tebrikler. Evet, Kadıköy'den Mecnun Oktakmaz bunları aktardı bize. Raya Kapsal da bu arada katıldı aramıza. Sonra Erman Toroğlu da bizimle birlikte olacak. Emre Bol'un özellikle hem Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı kararı hem de yine pek çok Fenerbahçe taraftarından gelen Vedat Muriç'in pozisyonuyla ilgili sorularını da Erman Hoca'ya da yönelteceğiz. Burada bütün yorumcularımızla birlikte de detaylı bir şekilde konuşacağız. Sevgili futbol severler, Levent abi seninle devam edeyim. Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe maçı. Az önce sevgili başkanın da söylediği gibi konuk ekip için üçüncülük açısından hayati bir maçtı. Fenerbahçe'nin şu andaki matematikle üçüncülük şansı kalmadı. Dördüncü ya da beşinci sıra için mücadelesini sürdürecek Avrupa Kupalarında yer alabilmek adına kalan iki haftada, ama az önce Serdar Aziz'i gördüm ben orada. Şimdi Falet de sakatlandı. Yani bütün stoperleri sakatlandı oynar Fenerbahçe. Daha evvel Ersun Hoca döneminde oynadı. Gustavo'yla biliyorsun orta sahada bir oyuncuları vardı. Jailson. Beraber oynadılar. Yine i̇şte, oynatırlar. Yani, öyle bir şey oluyor. Yani bu saatten sonra üçüncü olma şansı yok. 7 puanlık fark var yani arada. Onu kapatma şansı yok. Ama bu gerçek var ki bu ligin bu hale gelmesinde, üçüncülük kovalamasında Sivas'ın kendi hatası var. Sivas bu ligi çok farklı bir noktaya getirdi. Uzun evinde süre force etti aslında. Tamam etti, ama son iki hafta evinde oynadığı maçların ikisini de kaybetti düşme potasındaki rakiplere. Kayseri ve Malatya'ya. Zaten onları yenseydi Sivas için bir sorun yoktu ki. Belki de şampiyonluk yarışı içerisinde Trabzon'a bile yaklaşabilecek, rakiplerine yaklaşabilecek bir puan tablosuna sahip olabilirdi. Ama Sivas'ın burada ortaya koyduğu oyun gerçekten mükemmeldi bence. Böyle bir Sivas beklemiyordu. Üç maçta gol atamıyor abi Sivas. Evet, yani birdenbire Fenerbahçe herhalde çok maçına çok fazla konsantre olmuşlar. Kaldı ki orada transfer olmuş bir oyuncu var. Mert Hakan Yandaş. Fenerbahçe'ye gittiği söyleniyor. Emre o Kılınç bile, da bugün çok iyi oynadı. Evet, ikisi de iyi oynadılar. Yani hepsi genelde çok iyi top oynadılar yani. Ben Sivas takımı çok beğendim. Şampiyonluk yarışında zirveye hakim olduğu dönemdeki Sivas'a yakın bir futbol gözlemledim. Takım savunması, takım birlikteliği, yardımlaşmalar. Bugün bana göre Sivas'ın en kötü oyuncusu kaleciydi. Samatsa. Yediği golde ciddi bir şekilde çıkmaması gerektiği pozisyona çıkıp gole sebebiyet verdi. Tartışılan bir Muriç pozisyonu var. Orada kaleci oyuncudan evvel geç kaldı topa müdahale etmekte. Ha, oyunun son dakikasında da bir şutu kurtardı biliyorsun. Belki takımın galip gelmesine yardımcı oldu. Ama Sivas 10 kişi olarak çok iyi mücadele etti. Emre Bol'un söylediği çok önemli bir konu var. Dedi ya işte iki takım da ellerinin tersine ittilerdi üçüncülüğü. Galatasaray Ankara Gücü ligin sonunda Ankara Gücü'ne Galatasaray takımı 5 puan kaybetti. Evinde 2-2. Dışarıda 1-0 mağlup. Ben şaşırıyorum ya. Bu kadar büyük kulüplerde oynayan oyuncuların böyle kötü koşmalarına için bir sebep yok. Tam bu fırsat maçları, bunları kazanacaksınız. En azından kendi camianızı mutlu edeceksiniz. Fenerbahçe 96'larda iki düşme hattındaki rakibine karşı maç kazandı, ama bugün Fenerbahçeli oyuncularda birkaç tanesinin dışında çok fazla istekli ve coşkulu olduklarını söyleyemem sevgili Ender. Rea Hocam, Demir Grup Sivas Spor için başkan da Mecnun Oktakmaz da dedi ki ilk yarıdan esintiler verdik bölüm bölüm karşılaşmada. 2-1 kazandı Demir Grup Sivasspor. 57 puana yükseltti puanını. Fenerbahçe tabii doğrudan rakipti bu anlamda Demir Grup Sivasspor adına. Yatabare'nin, Emre Kılınç'ın özellikle ön plana çıkan oyunları vardı. Takım olarak, takım genelinde iyi oynadığını teslim edelim Sivasspor'un. Neler söyleyeceksiniz? Neleri doğru yaptı Demir Grup Sivasspor kazanırken?
Fenerbahçe'nin yanlışları neredeydi kaybetmesine neden olan? Yani bu maça gelirken tabii ona bakmak gerekir. Yani Fenerbahçe'nin niye kaybettiği, en temel fark neydi iki takım arasında? Sence? Hocam en temel fark bir kere bir tanesinde kadro istikrarı, belirli savunması vesairesi, şusu busu. Bir istikrarlı bir oyuncu yapısı var, oyun yapısı var. Onun üzerine bir de tabii şöyle bir düşünüyorum. Demir Grup Sivasspor daha tempolu oynuyor Fenerbahçe'ye göre. Fenerbahçe daha ağır, daha iki ileri bir geri gidiyor. Benim en önemli söyleyebileceklerim bunlar son döneme ilişkin. Zaten çoğunu söyledin. Yani doğru. En temel fark kısaca takım olan Sivas, takım olamayan sezon bitiyor Fenerbahçe. Yani bugünkü oyunu böyle değerlendirmek gerekir. 32 hafta geride kaldı. En temel fark hücumda ve savunmada bir saha içinde organizasyonu olan, doğru söylediğinde fizik kalitesi iyi ama saha içinde ne yaptığını bilen bir Sivasspor. Diğer yandan savunmada ve hücumda ne yaptığını bilmeyen, özellikle hücumda günlük, anlık oyuncuların o gün iyi olduğunda maçı çözen bir Fenerbahçe var. Yani biz futbolda bunlarla uğraşmıyoruz. Yani ne gibi? Şimdi uğraşmadıklarımız, yani biz o istifa etsin, o başkan gitsin, o yönetici gitsin, o antrenör gitsin, bu oyuncu satılsın, yerine bu oyuncu gelsin, bu oyun ne kadar daha iyi olur, daha iyi oyuncular gelişir diye böyle bir derdimiz yok. Yani hiç olmadı. Ondan sonra yok pozisyon oyunu neymiş, hücumda savunmada, bunlar da değil. Hep bir böyle bir kaos, bir koşuşma, bir konuşma, hep böyle birilerin böyle kötü olduğunda cadı avı gibi işte bir yerlerde arama. Ama esas yani futbol, özellikle hep söylüyoruz Avrupa'da, yani her geçen gün teknik anlamda, taktik anlamda makas açılıyor. Avrupa'ya gittiğimizde sıkıntı yaşıyor kulüpler. Ama biz diyorum ya, Türkiye'deki oyunla ilgili hiçbir aklımız yok. Şimdi Fenerbahçe'yi düşün. Şikerteli sezon başı bedelsiz bir şekilde veriyor Fenerbahçe. Yerine Rami'yi alıyor. Zanka'yı alıyor. Devre arası Palet alıyor. Bir tane Şikertel performansı yok değil mi? Yok. Arkasından 3 tane de Ender orta. O Şikertel de şu anda şampiyonluğun en büyük adayı. Medipol Başakşehir'de direkt oynuyor. Tabii. Yani arkasından ne oluyor? Stoper arayışına takım içinde Fenerbahçe oyuncular bulmaya çalışıyor. Kimi buluyor? Jaysan'ı buluyor. Kimi buluyor? Gustavo'yu buluyor. En sonunda Ozan'ı buluyor. Şimdi ben çok iddialı olacak iddia ediyorum. Sezon başından beri stoper oyunu ile ilgili, diğer savunma oyunu ile ilgili, bak o dörtlü için bırak takım savunmasını, ben çalıştığını, yani bu işlerin pratiğinin saha içinde teoriden oraya döndüğünü düşünmüyorum. Yani siz orta saha oyuncuları mesela Jaysan'la şey oynuyor. Luis Gustavo senle de hatta ilk hatırlarsın Trabzonspor maçını beraberdik değil mi Ender? 2-1 Trabzonspor'un kazandığı yarı final maçında, kupa maçında. Yani ikisini oynatırken bir antrenör çalıştırır. Yani bir pozisyon bilgisi olur. Şimdi Ozan iki tane hata yaptı değil mi? Şimdi Fenerbahçe'nin de iddiası da yok. Bundan sonra stoper aranıyor. İki tane altyapıda oyuncu var. Biri Gürkan, biri Cenk Ender. İkisi de oynasa Ozan'dan kötü oynamaz. İkisi de orijin stoper. Gürkan ve Cenk. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar, yani buralarda işte devşirme oyuncularla oynamak yerine daha orijin oyuncular ve de sezon başı bu kadar paralar veriyorsun. Adil Rami'ye, işte özellikle Zanka'ya, hadi Falet'in rakamları konuşuluyor. Şikertel'i alsa o pozisyonda bir eksiğini giderecek. Yani Fenerbahçe'nin sezon başı bir kere özellikle transfer yapılanmasının... Kadro planla, tabii, doğru. Transfer mühendisliği. Transfer mimarisi yanlış. Devre arası aynı şekilde ve de bunun paralelinde en temel bir şey var bak benim söyleyeceğim. Başakşehir'i seninle konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Geçen hafta Başakşehir maçında beraberdik. Ben bir şey söyledim. En temel fark ne diye Başakşehir'de bu sene. Geçen sene Başakşehir şampiyonluğuna en temel vermesinin farkı neydi? İki tane stoper kim oynuyordu? Biri Mahmut, biri Atama. Atama geçen sene, bunlar tesadüf değil. En fazla ligimizde bireysel hata yapan oyuncuydu, hatırlıyorsun Enler değil mi? Atama orta saha oyuncusu. Adana Demirspor'un yokluğunu çok aramışlardı. Evet, Adana Demirspor'dan gelmişti biliyorsun şeye, Başakşehir'e. Epriano'nun ciddi aradı. Hatta konuştuk geçen program, Da Costa'nın Trabzonspor'a gelen, gitti Suudi Arabistan Ligi'ye, çok aradı. Şimdi bu sene son 3 haftaya giriyor Başakşehir, 4 puan fark önde değil mi? En temel ne? Diyorsun ya orada stoper var değil mi? Ya genelde kim oynadı? Şikertel'le, evet. Epriano.
Yani Fenerbahçe'nin özellikle o mevkideki yapmış olduğu sezon başı mimarisindeki hata bütün sezona da aynı şekilde serayet etti. Ve de en son söyleyeceğim, Fenerbahçe en büyük hatası da yani gel işte Tahir Hoca antrenörlük yap, Emre Volkan bir yerden halledelim. Yani futbol böyle her zaman söylüyorum, çık hadi koçum oyna falan bilmem nelerle giden, gazla giden bir olay değil. Futbol artık günümüz oyununda, güncellenen oyunda artık antrenörlerin eline bırakılmış bir takım olup sahada yer almaktır. Fenerbahçe bunu ne sezon başı Ersun Yanal zamanında çok ciddi anlamda sıkıntı yaşamıştı. Aynı şekilde ondan sonraki o belirsiz süreçte işte bu süreçte ciddi anlamda yaşadığını görüyoruz. Mert Hakan Yandaş konuşmuş. Diyor ki Mert Hakan, içimde olan şeyleri konuşacağım. 3 haftadır kötü giden bir süreç vardı. Bizim üstümüze atıldı. Sahaya Emre Kılınç'la çıkarken bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi. İçimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler diyor. Mert Hakan Yandaş. Kim gelmiş üzerlerine? Kimse yani. Sivas'tan dolayı kimse üzerine gitmedi ya. Hayır hayır. Yani dışarıdan ben bunu anlamadım. Gelenlere değil de içimizde bize inanmayanlara selam olsun. He. Kendi arkadaşlarına söylüyor o zaman. Ondan sonra yolumuza bakarız. Belki şehirden öyle tepkiler almış olabilir. Zaten ama bu transfer konuşmalarını gösteremedik ki yani. Bak ne dedi, başkan hep bize sordunuz, kulüplere sormadınız dedi. Ya çıkıp futbolcu konuşursalardı daha rahattı. Bugün dünyanın her yerinde böyle oluyor. Mesela Manchester'da oynayan bir oyuncu gelecek sene Bayern Münih'e gidiyor. Oluyor tabii. Emre Kılınç'ın da açıklamaları var. Emre de diyor ki bu maç bizim için çok önemliydi. Kötü gidişatımızı telafi etmek istiyorduk. Bu maçta her şeyi telafi ettik. Galibiyete payım varsa ne mutlu bana. Eşi hamileymiş ve bir kız evlat bekliyorlarmış. Galibiyeti de, golü de onlara armağan ediyor. İnşallah hayırlısıyla kucaklarını almak nasip etsin diyelim. Erman Hocam hoş geldiniz. Emre Bol dedi ki siz gelmeden önce, Rea Hoca'dan önce söz almıştı. Ya biz konuşuyoruz. İşte sahada şöyle oluyor, taktik maktik bilmemle biz dert yanıyoruz. Yenilen konuşuyor, eden konuşuyor ama dedi, biz dedi hakemlerin damga vurduğu ligi konuşuyoruz dedi. Biz dedi böyle konuşuyoruz, sürekli bir şeyler söylüyoruz dedi. Ama hep dedi bir şekilde hakemler sonucu belirliyor, sonucu etki ediyor. Türk futbolunun en büyük sorunu hakemlerdir dedi. Türk futbolunun sorunlarından birisi hakemler ama tek sorunu değil. Yani geçen gün Yusuf da geldi işte. Evet. Anlatmaya çalıştı bazı şeyleri. Sözünü çok kestik adamın ama. Yani bazı şeyleri bugün de telefon açtı bana. Ya dedi o gün dedi söyleyemedim. Rea dedi çok soru sordu. Rea hocam sizden biraz şikayet etmiş Yusuf hocam. Rea dedi çok hem soru soruyor dedi hem konuştu dedi. Ya benim cevap vermemi beklemiyor dedi. Beklese ikinci soruyu tekrar sorsa iyi olurdu dedi. Birkaç şey vardı dedi onları sana söyleyeyim dedi. Ben de onları anlatacağım birazdan. Tamam. Hocam hakemler mi var? Yani yöneticiler mi var? Nereye arasan? Hangisi düzgün? Bir baktığın zaman. Ya ben şeye şaşırdım işte onu az önce söyledim. Davul da bende değildi, tokmak da bende değildi dedi. Ben zaten orada bittim yani. Biz neyi konuşuyoruz ki hocam? MHK başkanı. Evet öyle ben dedi. Ben MHK başkanıyken davul da bende değil, tokmak da bende değil diyorsa bu iş bitmiştir hocam zaten. Hiç konuşmaya gerek yok artık. Ne konuşacağız? Davul bende değil demiyor. Davul da bende, tokmak başkasında de dedi. Diyor bende olursa iyi olur dedi. Davul bende, tokmak başkasında. Tokmak başkaları vuruyor dedi. Bayağı tartışma var. İçeride bayağı bir şeyler vardı ve bunları da söyledi mesela. İsterseniz şimdi söyleyeyim. En önemli laf oydu bence. Söyleyelim tabii ki. Yeri geldi söyleyelim hocam. Mesela diyor ki bazı maçlarda diyor teknikten çıkan olayları ben beğenmiyordum diyor. Bu da senin şeyine geliyor işte o çizgiler mizgiler tabii, falan. Tabii tabii teknikten çıkan çizgiler. Overlo mu geliyor? Mesela diyor mesela dedi. Teknikte iki adam var dedi iyi, iki adam var dedi iyi değil dedi mesela. Ben tekniği dedi, ben tayin etmiyordum dedi. Ben bilemem ki dedi tekniğin, belki bir kulübe sempatisi vardır dedi. Bazı görüntüleri getiriyorlardı dedi. Hakem oyunu başlattıktan sonra çok temiz bir görüntü geliyordu dedi. Herkesin görebileceği bir görüntü geliyordu dedi. Bazı maçlarda oldu dedi. Buyur. Çok enteresan bu. Buyur işte. Yani bu da çok mesela önemli. Maçı da söyledi. Dedi ki o maçta dedi mesela hakem şöyle böyle diyor yardımcı falan. Hangi maç hocam?
şey maçı, Galatasaray-Konya maçı. En son diyor görüntü diyor, kabak gibi çıktı diyor. Ama o görüntüyü hakem oyuna başlattıktan sonra yolladılar diyor. Hakemin önüne getirdiler. Müdahale şansı kalmadıktan sonra. Evet. Ve diyor çok enteresan işler oldu orada diyor. Biz bunları ikaz ettik, çok söyledik ama diyor. Maalesef diyor başkan yardımcılarından işte bazı şahıslarla çok mücadele ettik diyor. Ya sonunda bakkal defteri gibi deftere yazdık dedi ya. İsimleri o kadar çok dedi. Burunlarını sokmuşlar ki işin içine. Hakem İsimleri veriyordu. O akşam belki de verirdi. Hoş ama söyledi zaten isimleri de. Yani söylediği işler çok tuhaf işler hocam. Tuhaf tabii hocam ya. Ya ben bunu şeyde iyice gıcık aldım. Trabzon Gençler Birliği maçı. Gençlerle oyuncu iki tane tekme attı Şorlat'a. Hatırlayın. Abi onu bir gösterdi böyle. İstiklal Savaşı filmleri vardır ya hızlı hızlı. Ondan sonra Şorlat'ı at diye gösterdi abi. Yani dedi ki şeydeki, teknikteki sen dedi bu Şorlat'ı at dedi. Algı operasyonu. Şimdi Yusuf lan, Yusuf'un dediğiyle onları anlatacaktı bu akşam diyor. Ama diyor bir karışıklık o bir şeyler oldu diyor. Anlatamadım esas diyor. Yani mesela orada adamın da atılması lazım eğer bunu atacaksan. Ama hocam bak şöyle bir durum var. Tamam. Yani çok güzel iş çok sakata giriyor. Bak Yusuf Başkan çok güzel konuştu ama. İnan bunları koltukta otururken söylemiyorlar. Koltuk gittikten sonra hocam langır lingir her şeyi anlatıyorlar. Hocam içeride kavga var. Anlatacak o zaman anlatsın hocam ki, bunları. Şimdi Yusuf diyor ki o akşam gene enteresan bir şey söyledi. Ya diyor ben diyor MHK'yim. Federasyon Başkanı'nın gazetesi var diyor. Ya Federasyon Başkanı'nın gazetesinden bana ateş ediyorlar diyor. Ve ateşi şartlı yapıyorlar diyor. O zaman diyor yani yapılacak bir şey yok diyor. Zaten ondan sonra çekiyor gidiyor. Bırakıyor yani. Şartlı mı yapıyorlar acaba? Federasyon Başkanı'nın gazetesini rahat mı bırakmışlar? Demokratik bir ortam mı? Hayır. Veya Federasyon Başkanı yazın mı diyor. Ya. O da olabilir ama bu iması çok belki fazla. Belki de demokratik bir ortam vardır. Karışmaması abi. Da aslında hocam, gayet doğru. Yazmayın desen de yazarlar mı sana soruyorum. Bence karışmaması daha doğru hocam Federasyon Başkanı'nın. Sayın Demirören'den bahsediyorsun. Ya karışmaması ben doğru. Ama nasıl karışmaması doğru? Yalan yazıyorsa? Yok yalan. Yazdığı doğru değilse? Ha o başka. Yazdığı doğru değilse? O başka. Mesela yazdığı doğruysa. Tehlikeli orada. Yazdığı doğruysa yazsın tabii ya yazacak tabii. Tabii tabii. Ama ya doğru değilse? Bir de orada. Çünkü diyor yazdığı doğru değil diyor. Hakem yorumları da sakat hocam o zaman. Mesela. Mesela bazı hakemler diyor bazı tekniktekileri istemiyorlar ama diyor yukarıdan bir geliyor diyor. Onu vermişler diyor. Demek ki sen yardımcı hakemi vermiyorsun. Yukarısı çizgi hakemi. İdare dinliyor o zaman. Ben onu anlıyorum. Teknik kısmı çok önemli abi. Tabii. En önemli kısım burada teknik kısmı. Kesinlikle. Bak anlamıyor olabilirsin abi. Sen Sayın Ender Bilgin burada genel müdür değil mi? Şuradaki kameramanlık yapmış mı bilmez kamera. Ama hepsinin bilir hangi statüde olduğunu. Bu programı çekip çevirebilecekler mi? Çekip çeviremeyecekler mi? Öğrenirsin hocam. Fakat ben tayin edemiyorum demek çok sıkıntılı bir durum. Etmiyor. Çok sıkıntılı bir durum. Diyor ki ne malum diyor teknikte çalışan adamın diyor bir kulübe hizmet etmediği diyor. Her şey yapabilir orada diyor. Yalnız burada bir çığır açtı bu açıklamayla. Bak bundan sonra bir ara şey dediler biliyorsun Fenerbahçe TV'den geliyor bir tanesi filan dediler evet. Hatırlıyor musun? Denildi. Evet. Denildi. Fenerbahçe nerede abicim yani Fenerbahçe TV'den gelmiş de demek ki adam doğru düzgün işini yapmış. Bir de o acayip bir algıdır yani. Evet. Fenerbahçe TV'den gelen bir teknik personel orada çalışıyor. Ya Futbol Federasyonu dediğin kurum Türkiye'nin en zengin kurumlarından bir tanesi. Kadrolu bir adam alamıyorlar mı oraya ya? Sürekli beraber çalışacakları bir adam alamıyor mu? Dışarıdan toplama adam getirmek olur mu? Anlaşmayı öyle yapmışlar. Hayır Kartan ben yapmam. Ben yapamadım. Kadrolu adam olacak hocam oradan, orada. Oradan mı maaş alacak hocam? Hesap sormam için oradan alacağım. Çünkü firmayla yaparsam firma der ki onları kovduk. Yerine Ali ile Veli'yi getirdik. Hasan'ın Hüseyin'i kovduk. Öyle şey olur mu hocam? Kadrolu mesela olacak. Şimdi. Hayır hayır. Mesela Yusuf'un dün konuşmaları bugün benim dediklerim. Zekeriya Halbi için de önemli bir olay. Onun için de gösterge aslında. Onun için de gösterge aslında. Orada o da mı aynı durumda acaba? O da mı aynı durumda? Vallahi ki görünen o aynı durumda yani. Yani o çizgilerin, yapıldığını hayır biliyorum. O çizgilerin falan yamuk çizilmesi falan. Değil mi? Olacak şey o değil ya. O gün Yusuf Namoğlu'na onu da sorduk. Ne diyorsunuz? Hani o meşhur bir çizgi var ya. Yani çok var da hani bir tanesini sorduk. Trabzon'un çizgi. Eteklik yapıyorlar doğru olmasına ya. İmkan yok dedim. Dedi değil mi? Bu şekilde. Ya makinenin şey dedi ya kameranın ya dedi, yeri yanlış kalibrasyonda dedi. Kalibrasyonda hata var evet, dedi. Dedi. Ya da çizen yani de. Yani bir teknik bir hata hayır. Var belli yani. Ben şu anda bizim anlamını o şey yapamadığımız tam Ender. Oturtamadığımız yerine ama hani bir yerde hata var. Benim o en çok dikkatimi çeken dedi. Şu.
Bir dakika. Ben onlara dedi kalemin ucuyla belirleyin yeri dedim dedi. Ya ben onu onlar da çok karıştırıyorum. Parmakla belirliyor dedi. Parmakla, abi, parmakla adamları... kalem ucu aynı mı Emre Allah aşkına bir baksana ya. Bir de onun manuel ayıp olması ama ya. Ayıp ama parmakla dolma gibi abi baksana. Estağfurullah canım ya ama bir hayır, gerçek var. Hayır ayak baş parmağıyla bakalım.